İyi günler arkadaşlar. Bugün AutoCAD'de bir parçayı alıp başka bir yeni bir sayfa açıp oraya direkt kaydedeceğiz. Yalnız ölçüleri kaydederken en önemli şey ölçülerinin değişmemesi. Çünkü bazen skaladan dolayı küçülme olabiliyor, büyüme olabiliyor. Bir iki kere parça kestirirken başıma geldi. Siz de bu yanlışa düşmeyin. Çünkü çok adetli parça kestirdiğiniz zaman o skalaya bakmadığınızda direkt kopyala yapıştır yaptığınızda skala değişince parçalar kendi boyutundan daha küçük boyutlarda geliyor. Onun için ilk olarak yapmamız gereken şey parçamız şu şekilde. Bütün parçayı şöyle bir seçelim. Ondan sonra burada sağa tıklayıp bakın direkt clipboard'dan copy yapmayın arkadaşlar. Copy with base point seçeneğine tıklayın. Daha sonra hangi yerden ya bir tane noktasını seçeceksiniz. Noktasını seçiyorsunuz. Yeni bir sayfa açalım. Ve buraya yapıştır dediğinizde CTRL V ile veya sağ tıklayıp yapıştır dediğinizde arkadaşlar direkt gelip yapıştırıyor. Bu şekilde bakın 16 mesela çapı. Yeni dosyamızda ise onda da 16 çaplı. Bu şekilde ölçüler değişmiyor, skala değişmiyor. Yanlış yapmamış oluyorsunuz. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Başka şuraya da bir bakalım arkadaşlar. Bakın mesela şu çizginin uzunluğu 77 milim. Aynı şekilde şuraya bakalım. 77 milim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Daha kısa yollar, önemli noktaları çok anlatacağım. AutoCAD olsun, SOLIDWORKS olsun, ANSYS olsun, SolidCAM olsun. Takip edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.